Çöl mü nedir Wendy? Hayvanat bahçesinde bir hayvanın yaşadığı yerdir Scoop. Burası zürafanın özel yuvası olacak. Oo, gerçek bir zürafa. Zürafalara bayılırım. En sevdiğim hayvandır. Çünkü boyunları çok çok uzundur. Tıpkı benim vinç kolum gibi. Öyleler. Bu harika Lofty. Pekala, sana dışarıda ihtiyacımız var. Tabii Bob. Bütün inşaat malzemelerimizi çitin diğer tarafına geçirmen gerekiyor. Tamamdır Bob. Biz de içeride zürafa bölmesini bitiriyor olacağız. Pekala ekip, gidelim. Oo, zürafayı görmek için sabırsızlanıyorum. Olamaz. Bu çit gerçekten çok yüksek. Üstünden zürafayı asla göremeyeceğim. Evet, işin temel kısmını hallettik. Sadece Lofty'nin taşıyacağı şu malzemeler gerek. Pekala ekip, gidiyoruz. Bob. Ne oldu Jenny? Gertie'yi kaybettim. Uzun tüylü peru kobayını. Onu bir istiyordum ama durup dururken ortadan kayboldu birdenbire. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Her yere baktım. Ben mi hayal görüyorum yoksa Jenny'nin saçı hareket mi ediyor? Jenny, sanırım bakmayı unuttuğun bir yer olabilir. Olamaz. Beni maymun evine dönmek zorunda bırakma. Merak etme. İşte burada. Seni yaramaz şey. Teşekkürler Wendy. Vay, burası muhteşem görünüyor. Zürafanın seveceğinden eminim. Zürafanın bir adı yok mu Jenny? Gertie'nin olduğu gibi. Henüz yok Fırıl. Belki de buraya geldiğinde ona bir isim verebiliriz. Pekala, artık seni bölmene geri götürmeliyiz Gertie. Gertie. Aha, Gertie. Pekala. İşe koyulsak iyi olacak. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Günaydın ekip. Günaydın Bob. Gidelim. Bugün Şef Teti'nin yepyeni döner restoranındaki işlerini bitiriyoruz. Tamam mı çocuklar? Adı Uçan Tava. Yuhu. Harika. Uzay gemisine benziyor. Amaç da bu Scoop. Pekala, ben mutfağı yaparken Leo, Mac, Scoop ve Lofty bu girişi süsleyecek. Başka bir gezegendeymişiz gibi uzay gemisi rampamız ve ay taşlarımız olacak. Yaşasın! Ben de tavanın bir atlı karınca gibi dönmesi için elektrik tesisatını yapacağım. Müşteriler böylece yemek yerken farklı manzaraların keyfini çıkaracak. Kulağa eğlenceli geliyor. Evet! Ve ikiniz için çok özel bir sürprizim var. Öğle yemeği için özel yemeğimi hazırladım. Sardalyeli sandviç. Yaşasın! Hey. Heyecanlanacağınızı biliyordum. Pam, 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 merhaba Şef Teti. En sevdiğim inşaatçı ekip dostlarım. Yardım edebilir miyiz? Evet. Bunlar bu akşamki açılış ziyafetindeki şefin özel yemekleri için kremalı patlıcan, fettuccine ve ocakta ızgara yapılmış biberiyeli köfte. İşte bu kulağa lezzetli geliyor. Ama benim sardalyeli sandviçlerim kadar değil. Pekala ekip. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elimden pek çok iş gelen
mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Çok iyi iş çıkardık millet. Gerçekten bir uzaylının evim diyeceği bir yere benziyor. Şey, uzaylı nedir? Uzaylının ne olduğunu herkes bilir. Şeydir, Leo uzaylı nedir? Uzaylılar uzak gezegenlerden gelen çok küçük yeşil misafirlerdir. Turist gibi mi? Tatile çıkan turistler. Neye benziyorlar? Şey, sanırım yeşil tenli, üç gözlü ve dört bacaklı canlılar ve kahvaltıda yemeği en çok sevdikleri şey... Yemek vakti. Birazdan dönerim. Ay. O halde ekip, işe başlayalım. Mac, sen çakıllı kumu yayacaksın. Lofty, sen malzemeleri yükleyeceksin. Beskup, sen de Tuton'la otopark için beton karacaksın. Pekala, yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Hey, Tuton. Şef Tetin'in meyveli süt pastanesi çok eğlenceli bir yer olacak ya. Bu yüzden betonla biraz daha eğlenceli bir şey yapabileceğimizi düşündüm. Daha eğlenceli mi? Yani yeni malzemelerle deneyler yapalım. Bir karışım yapıp ne çıkacağını görelim. Hayır. Betonla asla oyun olmaz Scoop. Her zamanki betondan yapacağız. Yani her zamanki betondan mı? Kesinlikle. Düz, pürüzsüz ve olabildiğince gri. Şimdi, yaptığım meyveli sütleri tadıp hangisinin gerçekten süt tastik olduğunu söyleyecek birine ihtiyacım var. Bir şeyin süt tastik olup olmadığını söyleyebileceğimden pek emin değilim. Bu çok kolay. Tek yapman gereken bu köpüklü, kremalı, tatlı, meyveli, nefis lezzetin tadına bakmak ve ne düşündüğünü söylemek. Ben yaparım. Pekala. Bir deneyeceğim. Hadi hep birlikte bir tadım molası verelim. Merhaba Scoop. Nasıl gidiyor? İyi değil. Şef Tetin'in meyveli süt pastanesi için eğlenceli bir beton yapmak istedim ama... Tuton her zamanki betondan yapmak istiyor. Bir avuç şunlardan, bir parça bundan, biraz da şundan olsun. Evet ve bir tane de bundan. Evet. Yeni karışımlar deneyip yeni renkler yapmayı seviyorum. Şimdi hepsini karıştıralım. İşte oldu. Lestetili süt tastik bir karışım. Birinci örnek. Bu gerçekten süt tastik. Bu iyi tastik. Pekala ekip, bugün gökdelen için asansör işini halledeceğiz. Harika! Yaşasın! Asansör nedir bu? Anlatayım bak. Bu kadar büyük bir bina inşa ettiğinizde merdivenleri kullanarak inip çıkmak için fazla yüksek olur. Bu yüzden asansör denen bir taşıma aracı koyarız. İçine binersiniz, bir düğmeye basarsınız ve sizi binanın en tepesine kadar götürür. Oradan Spring şehrinin tümünü görebilirsiniz. Vay canına. Spring şehrinin tümünü mü? Spring şehrinin tümünü görmek istiyorum. Asansörle çıkabilir miyim? Lütfen. Maalesef Scoop, sanırım asansörle çıkmak için biraz fazla büyüksün. Evet. Arka kepçem dışarıda kalır. Tiny, yük kafesini gönderir misin lütfen? Hemen iniyor Bob. Teşekkür ederim Tiny. Şimdi yukarı çıkıp işe başlayacağız. Şu malzemeleri yük kafesine yükler misiniz lütfen? Hiç sorun değil Bob. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Affedersiniz, geciktim. Merhaba Bob.
Aa, merhaba Başkan Madison. Merhaba ekip. Merhaba Başkan Madison. Merhaba Bay Bentley. Oh, herkese merhaba. Teşekkür ederim Bay Bentley. Bu kadar yeter. Pekala Bob. En üst kata çıkmak istiyorum lütfen. O konuda küçük bir sorun olabilir. Çünkü binaya henüz asansörü monte etmedik. Ama Spring Şehir Gazetesi'nin yarınki manşeti için en tepede bir fotoğraf çektirmem gerekiyordu. Belediye başkanı şehrini inceliyor. Biz de şimdi tam asansörü takmak üzereydik. Daha sonra gelseniz olur mu? Oo. Servis asansörü de var. Hayır, onunla çıkamam. Daha sonra geliriz. Bay Bentley. Saat 4'te gelebiliriz. Aa, 4'te mi? O halde 4 olsun. Ne güzel, saçım yaptırmak için bir sürü vaktim olacak. Bir belediye başkanı her an iyi görünmeli. Başkan saat 4'te çıkmak istiyorsa harekete geçsek iyi olacak. Pekala ufaklıklar, kafesi doldurun. Keşke yukarıdan manzarayı görebilseydim. Aa, bütün Spring şehrini. Senin için dert değil Martıcık. Gökdelenin tepesine istediğin zaman çıkabilirsin. Çıkmaya hazırız Tiny. Kule gücünün vakti geldi. Bir dakika. Aa, hazır edeceğiz Bay Bentley. Çok güzel. Aa, bu yolun yapımını hatırlıyorum Bob. Uçurumun kenarına kadar gidiyordum. Bitirdiğimizi sanıyordum. Pek sayılmaz Scoop. Başkan buranın gerçek boyutlu dinozorlarla Fixum'un... yeni dinozor parkı olmasına karar verdi. Dinozor nedir? Onlar kocaman kertenkelelerdi. Ama çok çok uzun zaman önce. Kaç tane dinozor olacak? 5. Bir ankylosaurus. Bir iguanodon. Bir stegosaurus. Ve bir pterodaktil. Yani 4 dinozor olacak. Bir de hareket edip kükreyebilen çok özel bir triceratops maketi olacak. Yani 5 olacak. Yani bir sürü dinozor mu geliyor? Yalnızca dinozor maketleri. Sakın korkma Mac. Korkmuyorum tabii. Yol boyunca kapıları, tabelaları ve dinozor maketlerini yerleştirmemiz gerekiyor. Hadi işe koyulalım ekip. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Ha, neydi o? Bir dinozor. Olamaz. Dinozor beni yakalayabilir. Mac, beni kocaman sarı bir dinozor mu sandın? Paniklemene gerek yok Mac. Sanırım dinozorları pek sevemeyeceğim. Aslına bakarsan küçük bir çocukken ben de onlardan biraz korkardım. Sen mi korkuyordun Leo? Korkumu nasıl yendim biliyor musun? Nasıl? Bir dinozor gibi kükreme taklidi yaparak. Olabildiğince yüksek sesle. İşte böyle. Hadi denesene Mac. Tamam. Böyle mi? Çok güçlü bir sesti. Şimdi daha iyi misin? Biraz daha. Teşekkür ederim Leo. Bu patikayı bitirmek için biraz daha ağaç yongası lazım. İkiniz gidip getirir misiniz? Tabii Bob. Bir dinozor bekliyorsanız iyi gününüzdesiniz. Vay! Bu hangi dinozor Bob? Onun adı Iguanodon. Daha fazlası da yolda geliyor. İşte gösterinin yıldızı bu Bob. Triceratops hizmetinizdedir. Harika, teşekkürler.